Ya ikiye ayırmak istiyorum maçın 90 dakikasını. İlk 45 dakika oyundan memnun değilim. Biraz da duygusallık öne çıkınca oyuncularımız ister istemez ilk yarı biraz vasat bir oyun oynadık. Bir de bugün maçın genelinde boyut biraz vasatın altında kalınca üretkenliğimiz biraz düştü 3. bölgede. Ama ikinci yarı iyi bir Ankara gücü vardı. Hem üretkenliğimiz vardı hem kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Kazanabilirdik ama Bursaspor'un da pozisyonları vardı. Onlar da kazanabilirdi. Yine söylüyorum, duygusal öne çıktı bir maçta, berabere bitti. Alınan puanlar her zaman bu ligde geçerlidir, iyidir. Aldığımız bir puan da puandır. Önümüzde bir maçımız var, ona hazırlanacağız. Ama kazanabilirdik, özellikle Orgil'in ikinci yarıdaki pozisyonunu gole çevirebilseydik, belki buradan puanla dönebilir, 3 puan alabilirdik. Bizim için daha iyi olurdu ama olsun, yine de bu ligde alınan her puan bana göre değerlidir. Ya şunu, biz bir haftadır bu dedim ya, işte bu duygusallık çok öne çıktı bir haftadır. Yani oyuncu, yabancı oyuncularımızı maç öncesi ve maç toplantısında da konuştuk. Devre arasında da konuştuk. Boyutun da bugün vasat olması bizim öndeki üretkenliğimizi biraz düşürdü. Ama ona rağmen pozisyonlarımız vardı. Ha, rakibe de verdik mi? Verdik. Ama şöyle baktığın zaman sanki tipik bir beraberlik maçı gibi gözüktü. Sonuçta her iki takım birer tane puan aldı. Burada bu lig, bizim ligimizdeki alınan her puan değerlidir. Önümüzde bir maçımız var. Ona hazırlanacağız. Hocam, boyutun performansı ile alakalı kantrosu pek çok yıl uyarlığınız sağda ama 80'e kadar da oyunda tuttunuz. Scarione ve Mourinho'nun hazırlığı gibi bir sorun. İkincisi de sona doğru taraftarla aranızda bir diyalog yaşandı. Burada neler oldu? Yok, taraftarla bir diyalog olmadı. Orada bir tane arkadaş vardı, antrenörlük yapıyordu. Onu çıkar bunu sok, onu çıkar bunu sok diye. Ben de kendisine sen tribünden bize destek ver, biz işimizi yapıyoruz dedim. Herhangi bir tartışma olmadı. Hector Nemuline gelince de şimdi oturan bir şablonumuz vardı. Cezalı bir Sedat vardı. Sedat'ın yerine Moke'yi tercih ettik. Sonrasında Dijen'in sarı kartı vardı. Oyundan çıkarttık. Onun yerine Nemuline aldık. Ondan dolayı ikinci yarı taraftarın da bize desteği olunca daha iyi oynayan bir Ankara gücü vardı. Yani pozisyon verdik ama bence ikinci yarı biz daha iyi oynadık. Hem üretkenliğimize hem topun bize kalması açısından. Evet, sarı kart. Yani biz DJ maç öncesi şunu söyledik. Tek önlü ben oynattığımız için bugün onu. Yani rakibin gelen ilk toplarını sen karşılayacaksın. O da karşılamayınca kartı var dedi bana. İki kere geldi. Hoca kartım var. Ben o yüzden basamıyorum dedi. Biz de o zaman devreye kadar sen idare et. Devrede zaten değişiklik yapacağız dedik. Evet. Hocam, Birleşmiş Milletler gibi bir takımınız var. Herhalde hayatınıza ilk defa böyle çok yabancı oyuncuyla oynuyorsunuz. Jamaika'dan, Fransa'dan, Yeni Zelanda'dan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne kadar geniş bir yelpazeden bir oyuncu grubumuz var. Ben kader mi diyeceğim, çok ilginç bir süreç yine sizi bekliyor. Bundan 6 yıl önce de tamamen genç oyuncularla Türk futbolu adına inanılmaz bir mücadele vermiştiniz. Çok iyi de örnek olmuştunuz. O zaman biz şöyle bir ifade kullanmıştık. Mustafa Kaplan ve öğrencilerinin mücadelesi üniversitelerde ders olarak okutulmalı demiştik. Şimdi de gerçekten bu kadar yabancıyla bu kadar kısa bir zamanda bugün biraz üzgün de olsanız alınan 10 puan 4 haftada sizi mutlu etmedi mi acaba? Bu kadar yabancı oyuncuyla bu iletişimi nasıl kuruyorsunuz? Ya biz şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında ben bir basın toplantısı yapacaktım geçen hafta ama bu işte dediğim gibi bu duygusallıklar olunca yapamadık. Şimdi biz buraya gelirken 13 tane oyuncu gönderdik. Yani maliyeti çok yüksek 13 tane oyuncu gönderdik. Sonrasında da biz 10 tane yabancı oyuncu aldık ve 2 tane de yerli aldık. Yani sıfırdan bir takım kurduk. Her şey iyi gidiyor. Oyuncularımız iyi niyetli. Gelen bütün yabancı oyuncularımız. Hepsi Ankara gücünün ne olduğunu biz onlara anlattık. Onlar da bu işin farkına vardı. 5 haftada da yenilmeyen bir takımız var. Geçen hafta 4 tane gol kazanan bir takımız var. Bugün de biz
kazanmak için üzerine planlarımızı yapmıştık. Kazanamadığımız için biraz ben stres yaptım. Şöyle stres yaptım. Yani 3 puan alacağız diye bekliyordum ben. Ama bu ilk yarı tamamen boşa geçti diye düşünüyorum ben bizim takımımızın. Belki ilk yarı takım bize taraftarlarımız bize destek yapsaydı biz bugün burada aldığımız 3 puanın mutluluğunu yaşayacaktık. Ama ben son derece memnunum. Çünkü oyuncularımız iyi niyetli. Kulüpte herkes iyi niyetli çalışıyor. Bizler öyle, oyuncular öyle, başkan, yönetim. Bir problem, sıkıntı yok. Nasıl ki biz deplasmanda gidip Antalya'yı yenilirse gidip Malatya'da yenebiliriz. İşte Fenerbahçe ülkemizin büyük kulüplerinden bir tanesi. Bizden 3 puan aşağıda. Biz bundan dolayı ben Ankara kulübünün düşecek diye bir korkusu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ve bilakis buradan milli maç arası da geliyor. Bizim oyuncularımıza da biraz da yorgunluk bindi yani. Çünkü gelen hep aynı oyuncularla oynadık. Kenara baktığımız zaman örnek bugün Sadev'i kadroya alamadık. Bir yabancı kontenjanın açılması için. Daha Sadev'i de işin içine sokacağız. Biz iyi bir takımız. Ben bunu iddia ediyorum. Daha da iyi olacağız. Ve Ankara gibi daha yerlere gelecek. Ya ben o konulara girmek istemiyorum. Bir de geçen gün bir Fatih'le ilgili de ben bir şeyler duydum. Bazı şeyleri sene sonuna bırakmamız lazım. Sene sonu daha detaylı her şeyi konuşuruz. Yani El Kabir ilk yarıda bu takıma faydalı olmuş. Evet 6 tane gol atmış. Biz ona teşekkür ediyoruz. Ama sonrasında sakatlığını herkes biliyor. İsveç'e gitti geldi. Gitmeler gelmeler. Daha tam düzelmeden itmana çıkmak istedi. Ve itmana çıkma şekli de ve konuşma şekli de benim istediğim bir şekil olmadığı için ben de kendisinin kulüpte kalmasını istemedim. Off da gönderilmişler. Yok, off burada gönderilmedi. Şimdi federasyon sitesinde gözükmüyor. Yok. Ya ama onları açığa aldık mecbur yabancı sayısından dolayı. Yok, öyle bir şey yok. Soru soralım. Moke'nin performansı ile ilgili. Ya biz Moke'den memnunuz. Bir problem yok. Biz Antalya maçına onu Erzurum maçındaki oyundan çıkarken hareketlerinden dolayı biz Antalya'ya götürmedik. Moke de yokken 4 gol attık. Biz de hiç fark etmez giren, çıkan, oynayan. Burada önce Ankara gücü ve saha içerisindeki iş ciddiyetini yapan her oyuncuya bizim kalbimiz açıktır. Ama tersi bir şey olduğu zaman da ciddiyetsiz de disiplinsiz de kesinlikle taviz veren bir teknik direktör değilim. Evet, oyuna çok iyi başladık. İlk 5 dakikada neredeyse 3 tane net pozisyona girdik. Şimdi bizim gibi şiddetle puana ihtiyacı olan takımların bu pozisyonlardan boş dönmemesi lazım. Döndüğünde sorun başlıyor. Oyuncuların kendine güveninde düşüş başlıyor. Savunmadaki oyuncularda düşüş başlıyor. Biz kenardaki teknik heyette oyuncularda düşüş başlıyor. Sonlandırma konusundaki sorunumuzu bir türlü çözemiyoruz. İkinci yarı oyun dengelendi. Rakip de pozisyonlara girdi. Biz de birkaç tane net pozisyona girdik. Beraberlik, bir puan deplasmanda. Yapacak bir şey yok ama kazansaydık bizim için çok önemli bir yenmeydi. İki taraftar grubunun da yaptığı çok duygusaldı bence. Ama bunları biz evlatlarımızı kaybetmeden önce yapsak daha iyi olurdu bence. Biz bunları yapalım arkadaşlar. Koca bir ülkeyiz. Futbola gönül veren milyonlarca insan var. Futbolun içinden beslenen milyonlarca insan var. Ve bu işi duyan, hisseden bir sürü insanımız var. Biz kendi içimizde bu sorunları çözelim. Statları hep bu hale getirelim. Niye getirmeyelim yani? Bizim bu birikimimiz var. Her şeyimiz var. Her şeyimiz var. Ama biz bazı konularda hep etrafında dolaşmayı severiz, içine hiç girmeyiz. Dolaştığımız sürece de işte bu tür sorunları yaşamaya devam ederiz. Var mı soru arkadaşlar? Klasik soru, klasik cevap. Yenilmiyorsan bir puan iyidir. Futbolda hala buradayız. Bir puan. Ne puanı efendim? Buyurun. Şöyle söylüyorum arkadaşlar, sezon başı biz ilk 7 hafta deriz, çok enteresan haftalardır. Oyuncuları tanıyacaksın, takımı tanıyacaksın, hedefi ne olacağını bileceksin, teknik adamın futbola yansıtmak istediği şeyi düşüneceksin. Ankara Gücü de neredeyse ikinci yarı yeni bir takımla başladı. Biz daha önce bu haftalara kadar öğrenebildik.
Bundan sonra diğer takımlar da öğrenecek. Bu kadar büyük şey beklemeyin yani. Onlar da tabii ki önlem alacak. Karşıda da bir takım var, karşıda da oyuncular var. Karşıda da bir düşünce var. O nedenle bizim oyuncularımız bu işi doğru yaptılar diye düşünüyorum. Müthişti. Her şey güzeldi. Bayağı gelişmiş. İnşallah daha çok gelişir. Dünyada şampiyon olmayan tek kulüp bura, başkent maalesef. Ankara maalesef. İnşallah iyi olur. Onunla ilgili neler söylersiniz? Ligdeki sıralamadaki 3-4 odasındaki durumunuzla ilgili 3 maç mağlubiyetin ardından bir galibiyet bir beraberlikle dönüyorsunuz. Neler söylersiniz? Oradaki 10 tane takımın sorunu var arkadaşlar. Hemen hemen 10. 2 tane maç kazandığınızda 6. 7. oluyorsunuz. 2 tane kaybettiğinizde 15. 14. oluyorsunuz. Bu mücadele devam edecek sonuna kadar.